Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çizim malzemelerimi gösterdiğim bir video çektim. Malzemelerimden önce çizim masamı da göstermek istedim. Çünkü soruyorsunuz çizim masanı gösterir misin, nasıl bir ortamda çiziyorsunuz gibi şeyler. O yüzden çizim masam şöyle cam bir masa. Hobi 24 diye bir siteden almıştım. Yanlış da olabilir, link bırakacağım. Bu böyle cam bir masa. Şu an düz ama ayarlanabiliyor. Altına demir bir apartı var. Şöyleyken tık 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 ayarla derece verebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bölümleri var. Şöyle kalem yerleri vesaire. Burada benim kumaş kalemlerim vardı. Drapaj yaparken çiziyorum kumaşın üzerine kalıbı. Uhu ve uç gibi zımbırtılar. Kırık flaş. Zıvır zıvır. Bunlar da hep tekli kalem koyma yerleri. Kalem tıraş ve uzun kalem gibi yerler. Yine burada da aynısının tam tersi. Burada da brownie'm. Ataç. Ramel uçlarım. İğne. Ütü, su şeysi, boya, makine yağı ve malzemelerim var. Şöyle bir telefon tripodum var, kısık açılı. Bunu Mumusa'dan çok uygun almıştım. Kamerayla çektiğim zaman normal tripod kullanıyordum ama artık telefonla çektiğim için bunu kullanıyorum. Gayet de iş görüyor. Şöyle eğilip bükülüyor. Şöyle bir kesim matım var. Bunun üzerinde çizimlerimi yapıyorum ki boyalar falan her şeyi buna kessin. Bunun üzerinde kağıtları kesiyorum. Şöyle masacağım. Bunun altında bir çekmecesi vardı. Ama dizime çarptığı için çekmeceyi çıkarmak zorunda kaldım. Bilmiyorum neden. Boyu bana mı kısa yoksa böyle mi olması gerek? Şöyle iki tane çekmecesi var. Şöyle çizimlerim. Ondan sonra burada bir masa daha var. O masada da şöyle kalemlerimi koyduğum bir çekmece var. Ve çizimlerim. İki tane masa lambam var. Bunları çizim yapacağım zaman birini sağdan birini soldan koyuyorum. Ortaya da kesim matının üzerinde hemen çizimimi yapıyorum. Çizim masam böyle arkadaşlar. Daha önce çizim malzemelerimi gösterdiğim bir video çekmiştim ama şu an güncel çekeceğim. Boya setlerinden başlıyorum. Elimde şöyle Faber-Castell'in klasik kırmızı akvarel boyaları var. Artık toz olmuş kullanmamakta. Bunu ben yıllar önce almıştım. Daha liseye gidiyordum. Yani şöyle minicik kalmış zaten boyalar. Bu benim en sevdiğim boya açıkçası. Fiyat olarak bakıldığında en verim aldığım boya buydu. Bu arada bunun aynısının bir de sulandırılmayanı var. Yani sulu boya çevrilmeyeni. İkisi arasında kaldıysanız bence bunu alın. Çünkü ben bunu kuru boya olarak kullanıyordum. Farkı ne? Bu sulandırıldığı için boya pigmenti biraz daha fazla. Daha güzel ve yumuşak boyu. Fiyatları aynı olmasına rağmen. O yüzden kesinlikle bunu alın derim. Ondan sonra çizim biraz daha ilerlettiğimde Kohinoor'un sulandırılan kalemlerinden almıştım. Bu çok daha pigment yoğun bir kalem. Yani gerçekten neredeyse pastel boya gibi boya diyebilirim. Ama inanılmaz canlı. O yüzden çok seviyorum. Ama yine ben bunu genel olarak kuru boya gibi kullanıyordum. Şöyle kapağını falan mahvetmişim. Sonrasında Prismacolor almıştım. Bunu da Amazon'dan almıştım. O zaman Türkiye fiyatına göre yarı yarıya daha ucuzdu. O yüzden oradan almıştım ama şu an ne kadar gerçekten bilmiyorum. O zaman 180 lira gibi bir fiyatı vardı. Şu an en az bir 5 katıdır eminim. Bu sulandırılmayan kuru boyalar. Bunu aldığım zaman markerda bayağı geliştirdiğim için açıkçası bunları aşırı kullanamamıştım. Yani zaten ben kuru boya ve marker karışık kullanıyorum her zaman çizimlerimde. Önce marker üzerine kuru boyayla gölge yapıyorum. Sulu boyayla da detay ekliyorum. Yani tek kuru boya ya da tek marker kullanıyorum diyemem. Bütün boyaları karışık kullanıyorum. Bu da böyle içindeki renkleri göstereyim.
Bu da güzel bir boya açıkçası. Kuru boyaların en iyisi diyebilirim benim kullandıklarım içinde. Gerçekten çok yumuşak ve pürüzsüz boyuyor. Sonra şöyle bir boyam var. Soft pastel. Bu kuru pastel boya. Yani tebeşir gibi bir şey. Bu da güzel bir boya. Böyle hafif, nasıl diyeyim size, soft çizimlerde kullanabilirsiniz. Genelde manzara falan çizenler kullanıyor bunları ama ben bunu anneme de çizmiştim. Şöyle sağa sola bir yere çizdiğimi koyarım. Şopican mıydı? Bir kadın var. Zaten onun sayesinde çizim yapmaya başlamıştım. Videolar çekmeye başlamıştım. Ona özendiğim için. O şu boyaları kullanıyordu. Sebastian Schell falan çiziyordu. Muhteşemdi. Ben de bu boyadan bulup almıştım hemen. Biraz pis bir boya açıkçası. Boyarken çok dağılıyor. Etraf kirleniyor falan ama çok çabuk açıkçası, nasıl diyeyim. Boyamak bununla kolay ama pis. Güzel boya ama yine arka planda falan kullanırsanız zaten çok uygun fiyatı diğer boyalara kıyasla. Alıp ne alacaksın ki? Sonra şöyle bir boyam var. Bunu asla kullanmıyorum açıkçası. Yağlı boya yapacağım özenciyle almıştım ama aldığım gibi de kaldı. Yağlı boya falan yapmıyorum. O yüzden güzel çirkin bir yorum yapamayacağım. Şunu da okulda sadece bir ders için, gerçekten sadece 2 saatlik bir dersin, hoca aldırmıştı. Yağlı boya, pastel. Yağlı pastel boya, evet. Sadece 2 saatlik bir ders için almıştık. Sallamasyon bir çizim yapmıştık. Ondan bana hatıra. Bir daha da kullanmadım. Ben de kullanmadım. Ama sanırım böyle manzara falan çizenler için güzel bir boyadır. Bu da sulandırılıyor bu arada. Belki kullanırım. Sonra sulu boyalar. Şöyle bu iki katlı. Kırıldığı için şöyle açıyorum. Bu boyayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü böyle pürüzsüz boyuyor. Çok soft. Renkleri çok canlı değil ama gerçekten marker görüntüsü falan verebiliyorsunuz. Yumuşacık, harika bir boya. Yani eğer böyle markerla boyamış görüntüsü vermek istiyorsanız, hem de biraz boyam uygun olsun diyorsanız bu boyayı alabilirsiniz. Hem bol bol rengi var içinde. Ten rengi en sevdiğim. Bunu veriyorum. Şu an fiyatını bilmiyorum. Bunlar benim çok eski boyalarım. Sonra sürekli arka plan yaptığım sulu boya bu. Çünkü rengi çok canlı ve güzel duruyor. Şöyle içinde bir tane fırçası var. Şöyle bir şey. Fırçası gerçekten çok güzel. Sonra şuradaki paleti çıkıyor falan filan. Tabii ben çıkarıp yıkamamışım hiç. Bu da böyle bir şeydi. Bu da güzel. İkisi arasında kalırsanız hangisini alın? Bence diğerini alın. Şöyle Copic'in 24'lü bir marker setini almıştım. Bunu da Amazon'dan almıştım. Ben aldığım zaman 270 lira falandı. Tabii dediğim gibi en az bir 3 yıl var bunun da. Hiçbiri bitmedi. Bayağı da kullandım. Normalde Copic'ler çok çabuk bitiyor ama yine ten rengi ve grileri biraz azaldı. Ama yine de hala kullanılıyorlar. Tamamen bitti dediğim yok içinde. Bunların linklerini eğer bulabilirsem koyarım gerçekten, çünkü çok oldu. Hesabın şifresini de hatırlamıyorum açıkçası, aldığım hesabın. Böyle. Bunda Çin'den aldığım markerlar var. Aslında bunlar yani fiyatına göre gerçekten iyi markerlar ama şöyle bir şey var. Ben böyle sadece markerla boyama yapmadığım için bunları çok fazla kullanamadım ki yarı yarıya kurudular ve çöpe atmak zorunda kaldım. Mesela Copic'leri bundan sonra mı almıştım ya da aynı vakitlerini çok net hatırlamıyorum ama bunun yarısı çöpken Copic'lerim hala duruyor. Ve bunu dediğim gibi kullanamıyorum şu an. Detay falan çizerken belki kullanılır ama sulu boya kullanıyorum direkt, ufak tefek yerleri boyarken. Uçları da böyle en sevmediğim uçlardan. Benim için çok kullanışsız. Fırça uçları daha çok beğeniyorum. Yani buna o kadar para vereceğinizi, çok markerım olsun diye gidin 5 tane yararlı renk alın, daha iyi. Sonra şöyle karman çorman bir kutu var. Bunun içinde benim tekli olarak en sevdiğim Kure Color Stick markasının. Gerçekten bitmeyen marker diyebilirim. Şöyle. Bunun ucu böyle ama boyaması falan pürüzsüz olduğu için iz bırakmıyor. O yüzden o uç benim için sıkıntı olmuyor bunda. Şöyle renkleri var. Şimdi karamı çıkacağım.
Bunlar da benim daha böyle anime çizmeye yeni başladığım zamanlar aldığım kopiklerdi. Sende olması lazım ama. Ya da bu kadar mıydı? Bunları daha yeni anime çizmeye başladığımda almıştım. O zamanlar şey sanıyordum. Bunu diğer videomda da söylemiştim. Kopik alınca gerçekten mükemmel çizeceğimi sanıyordum ama öyle bir şey olmadı. Ne kullanacağım kağıdı biliyordum ne bir şey. A4'te kullandım bu markerları ve hepsi bir hafta içinde puf. Hayatımın hatasıydı. Winsor'un şöyle fırça uçlu kalemleri var. Bunlar da 3-5'ten sonra bitti. Normalde Pro Marker bayağı dayanıklı ve güzel bir markerdi ama sonra sanırım şu Winsor mudur nedir? Aldı o markayı. Bilmiyorum kalitemi düştü ama şu hala ömürlük markerken bitmemişken onlar doğru düzgün kullanamadan bitti ve iz bırakıyor. Yani bunları açıkçası çok kullanmıyorum. Sonra şöyle bir mini sodan aldığım markerlar var. Bunlar da bayağı gidiyor yani. Zaten ucuz diye bunu harca kullanıyordum. Bunlar da bitmiyor. İki tanesi 3-5 lira falan galiba. Şu an ne kadar emin değilim ama böyle tekli tekli renkleri satılıyor. Son geçişleri yok ama yine de iş görüyor. Ben zaten tek renk boyayı üstüne kuru boyayla gölge yaptığım için bir boyanın 80 tane ton olması gerekmiyor benim için. Bunları da böyle alabilirsiniz. Uygun fiyatlı marker. Bir renk daha almışım. Bunu da Mumusa'dan almıştım ten rengi. Aslında bu başta bana güzel gelmişti ama sonra boyunca çok turuncu rengi olduğunu fark ettim. Kalite olarak güzel ama şu kot diyeyim size. Biraz turuncu bir ten rengi. Ben açık boyayı kurutmayı böyle daha çok seviyorum. Yani o kopin diğer rengi de çıktı. Bunu çok seviyorum. Bu da Miniso'nun sulandırılan akuarel boyalarından. Şöyle fırça uçlu en sevdiğim. Bunlar dediğim gibi uygunlar. Uygun ve güzeller. Miniso'ya uğrayın. Tavsiye bölümüne. Şöyle zik. Bu da çok güzel ama bu da çok çabuk bitiyor. Yüzerek söylüyorum. Hep zaten artık beyazlaşmış ucu. Bitmişler. Marker dağıtmaya kıyamıyorum ya gerçekten. Bu da brush. Akuarel boyası Miniso'nun. Buna da gölge için yapıyordum. Gri, aslında lilak gibi bir renk ama gri gibi de kullanılıyor. Bunu da aslında animelerde değil de daha çok teknik çizim falan yaparken gölgelendirmede kullanmıştım. Bayağı işim görmüştü. Bu da şeyin, Kureka'ların yeni hali. Kalite olarak hiç değişmemiş. Sadece tasarımını değişmişler. Bu arada şu light, evet. Şu rengi benim ten rengimde çok kullandığım bir renk. Kesin odaklanmayacaksın değil mi? Lanet olsun. Neyse, 424. Sonra yine asla güzel olmayan bir renk. Ve şundan bir tanecik var bende. Bursa Sanatsal'da bulmuştum. Gölge için falan rengi çok güzel. Ve şu Flex marker nedense benim çok hoşuma gidiyor. Kokusu falan çok güzel. Bir de böyle anime çizim videolarında falan bunu çok görüyordum. Öğreniyordum. Bir tanecik bulabilmiştim. Almıştım hemen. Belki o yüzden hoşuma gidiyordur. Bu da yine kullanmadığım bir renk. Sonra iğrendiğim marker. Bilmiyorum bunu nerede kullanabilirim ama iğrenç. Deli gibi iz bırakıyor. Belki bu sadece yazı içindir. Ve yine kardeşleri. Bu kadar markerları. Sonra şöyle bir çekmecem var. Bunun içinde de tekli kullandığım boyalar. Acaba bunları başta ayırsa mıydım? Keşke ayırsaydım. Şöyle en sevdiğim kuru boya. Derwent Color Soft. Bunu nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Bunu genelde renkleri karıştırmak için kullanıyorum. Çünkü rengi o kadar güzel yumuşatıyor, softlaştırıyor ki çok güzel karıştırıyor. O yüzden şu blender kalemlerden ziyade bunu tercih ediyorum. Çünkü bu muhteşem pürüzsüzleştiriyor ama bir tık rengini alıyor. Bunlar çok fazla renk almıyor. Yani kısaca karıştırma kalemi bunu da alabilirsiniz. Ama çok daha iyi sonuçlar için bunu alın ama biraz rengini alıyor. Haberiniz olsun. X'e Derwent'in. Yine Derwent'in renkleri, renkleri, ten renkleri. Bunları hep tekli aldım bu aralar. Hiç set almadım bu markalardan. Şöyle bir silgim var. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok küçük olan sildiği için ve ben küçük çizim yaptığım için çok işime yarıyor. Bunu Miniso'dan almıştım. Yine şöyle bir siyah kalem.
güzeldi ama zaman geçtikçe mavileşti mürekkebi azaldıkça. Sonra yine şöyle bir kalem var. Fırça uçlu kalem. Siyah. Bunları çok fazla kullanıyorum çizim bittikten sonra çerçevesinden geçerken etrafına. Güzel duruyor. Kalınlaştırmak için çizimlerini. Sonra en sevdiğim pigment kalemi Sakura Micron. Şöyle kahverengi. Bunun kodu falan neymiş? Neyse bulamadım ama kahverengi işte. Şöyle bir şey. Sonra göze parlaklık vermek için en sevdiğim kalem. Bir de şu var. Şu lanet orası hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunu almayın. Kuru boyanın üzerine falan yazacağınız diye çizim berbat ediyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunu alın. Bunu da önce çalkalıyorsunuz. Kağıda bastırıyorsunuz. Birazcık boya gelince öyle şeye sürün çizime. Yoksa direkt damla damla boya bırakıyor. İçinde akrilik boya olduğu için akabiliyor. Sonra yine pigment kalemler. 8'li 5'i falan filan. Burada artline var. İkisi de güzel açıkçası. Bu biraz daha akışkan mürekkebi. Ben akışkan sevdiğim için böyle hızlı hızlı çiziyorum çünkü işime yarıyor. Yine 3-5'i dediğim gibi. Bu da aynı markanın fırça uçlusuydu. Fırçası bozulduğu için o diğer beyazı almıştım. Bu da yine tekte aldığım kuru boyalardan da Derwent'in yeşil olanı. Üstlerindeki kalem modeli silinmiş, üzgünüm ama yeşil olan. Bunu hiç beğenmiyorum, çok sert. Lyra'nın şöyle akvaryl kalem, bunu da renk karıştırmak istemiştim. Bu da güzel. Sonra şöyle bir kalem uzatıcı. Bunu Çin'den almıştım, AliExpress'ten. Şöyle kalemi koyuyorsunuz, bunu çekiyorsunuz, kalemi tutuyor. Burada da Faber-Castell akvaryl bir boya renk karıştırmak için kullanıyorum. Bunlar da yine çerçeve falan yaparken gümüş simli kalem. Şöyle düştü. Şöyle akrilik kalemler var. Bunlar da direkt bildiğiniz akrilik boya gibi çalkalıyorsunuz. Kağıtta boyamak için ya da tuvalde. Bildiğiniz bir tık sıvı akrilik boya var içinde. Mintos'dan almıştım bunları da. Şu beyazı en çok kullandım. Bunlar da güzel kalemler. Arka plan falan yaparken kullanabilirsiniz. Yine şöyle kahverengi bir kalem. Zigmanga kaymış. Bu da o Miniso'nun ucu güzel olan kalemi. Bunlar da Faber-Castell'in şu manga setleriydi sanırım. O setlerden aldığım sulandırılan kalemleri. O videonun başında gösterdiğim kırmızı kutulu klasik var ya, sulandırılan akvaryl boya. Ona hiçbir fark yok kalite olarak bu arada. Ama öyle hevesli bir kutu almıştım. Renkleri güzel. Kullanmışım zaten. Siyahı da vardı. Bunu kim bilir nerede. Bu da Faber-Castell'in polikromos kuru boyası. Tekli almıştım birkaç tane. Güzel bir boya. Beğeniyorum. Kuru boya olarak iyi. Prisma Color'dan bir tık daha sert ama yani pigment olarak çok yoğun olduğu için renkler falan güzel karışıyor. Daha böyle ten rengi falan var elimde. Bu da yine Lyra'nın akvaryl kalemi. Bir tane daha göstermiştim. Bu bitmiş hali. Bitmiş bir basmalı silgi. Bu da Uni markasınınmış yine. Kalem tıraş. Silgi. Bu arada kullandığım silgi bu değil tabii ki de. Ben bir animeci olduğum için tabii ki de Tombow Mono silgisini kullanırım. Çünkü bütün animeciler bunu kullanır.
Faber-Castell'in şöyle bir manga setinden çıkan kalemi vardı. Pigment kalemi. Bu da çok güzel. Tek de alabilirsiniz. Şöyle göstereyim ismini. Pit Artist Pen diye geçiyor. S kalem. Bir numarası yok. Direkt S diye geçiyor. Bu Copying pigment kalemlerinde. Ama bu daha çok bence şu mimarlar kullanmalı. Çünkü cetvelle falan dik kullanıldığında pürüzsüz çiziyor. Diğer türlü atlayarak çiziyor. Yani çok işime yaramadı. Diğer kalemlerin iki katı fiyatına olmasına rağmen. Bu beşli Copic setinden çıkmıştı. Mesela buna nazaran bunu tercih ederim. Daha güzel akışkan mürekkebi. Bunu da karıştırma kalemi olarak almıştım. Kohinoor'un Polycolor'muş. Hiç güzel değil. Yine o Derwent'in beğenmediğim renklerinden biri. Fırça. Ölmüş bir fırça. 05 kalem. Araya bazı kullanmadığım şeylerle karışmış. Bu da Faber-Castell'in pigment kalemlerine. Eco Pigment. Bu benim ilk aldığım pigment kalemiydi. Hala yazıyor. Güzel. Bunu da çizim videolarına görerek almıştım. Güzel yani. Kötü değil. Ucu içine girmiş zaten. Kullanmakta. Faber-Castell'in akuarel boyası. Neymiş ismi? Albert Durer. Ben bunları hep kuru boy olarak kullanıyorum bu arada. Sulandırmıyorum bunları. Belki detaylarda sulandırırım. Ya da sulandırdığım olmuştur. Bunun markası ne bilmiyorum ama güzel mi kötü mü? Çok güzel değil. Başka almadığıma göre. Yine Colorsoft. Bunu böyle allık falan yaparken kullanıyordum. Yanaklarda kısa çizerken. Bildiğiniz renkli kalem. Uç. Kırmızı kalem, yeşil kalem. Uğur böceği. Bu benim en sevdiğim kurşun kalem. Bunu hep çizim yaparken kullanıyorum. Şöyle Faber-Castell'in. Kolay siliniyor ve iz bırakmıyor. A101 uçlu kalem. Bu da en sevdiğim uçlu kalem. Şunu göstereyim ismini falan. 03 kalem bu arada. Detay falan çizdiğim için bunu kullanıyorum genelde. 05 değil de. Bunlar da cetvelimsiz şeyler bitmiş bir Colorsoft. Unutmuşum tabii ki de. Çünkü neden unutmuşum? Kullanmıyorum. Bunu da ilk boya malzemeleri aldığım zaman almıştım. Sakura Koi sulandırılan markerlar. Fırça izi bırakıyor ki normal. Çünkü sulandırılan marker. Yani bunu normal marker gibi kullanmamak gerek. Ama ben gerektiği gibi kullanmadığım için benim işime yaramıyor. Gerektiği gibi kullandığımda da çok fazla böyle güzel sulanmıyor. Biraz leke bırakıyor. Yani pürüzsüzlük kalmıyor. Kalem izi kalıyor. Yani bence kötü. Sonra elimde şöyle bir çantalı mantalı bir set var. Bunu ben almadım, bu hediye. Okulda bir şeye katılmıştık. O katıldığımız şeyden hediye verdiler. Bu arada bunun içinde şöyle bir kalem tıraş. Şöyle bir hamur silgi vardı. Bunu çıkartıyorum. Çünkü bunu ben koydum. A5 boyutunda bir eskiz defteri vardı. Bunun sayfaları çok optik beyaz olduğu için kullanmadım. Şöyle setti. Plastik falan var. Aslında bayağı güzel bir şey. Çantalı mantalı. Şöyle. Alanım küçük olduğu için gösteremiyorum. Bu arada hamur silginin markası Faber-Castell. Bunun markası kalem tıraşın. Markası yok. Made in Çin yazıyor sadece. Şöyle bir Fatih'in karıştırma kalemini koymuşlar. Beyaz, bunu kullanmadım hiç. Bir tane kömür kalem var. Bunu da hiç kullanmadım. Açmadım bile. Bunun markası daha önce hiç görmediğim bir marker. İyi kötü diyemeyeceğim ama şöyle Çince'yi görebiliyoruz. Dereceli kalemleri de Adel'in.
içinden birkaç tane skeç yaparken kullanmışım. Hatta direkt bunu kullanmışım. Güzeldi. Böyle nasıl diyeyim? Faber-Castell'in kalemleri gibi. Kötü değil. Gayet güzel. Kolay siliniyor. İz bırakmıyor. Rahat boyuyor. Yani kağıdı yıpratmıyor boyarken. Bazıları böyle kağıdı çizer. Dandirik kalemler. Yani dandirik kalem gibi değildi. Şu dereceli kalemlerinden bahsediyorum. Ama dediğim gibi böyle skeç yapmayı sevenler, kara kalem falan, bu çanta bence çok güzel. Taşıma olarak malzemeleri falan. Gayet hoş. Şöyle çekeyim ismini. Defterlerimi göstereyim. Bu benim videoyu çektiğim, çizimleri yaptığım defter. Buna bayılıyorum gerçekten. Çok güzel bir defter. 300 gramajlıymış. Büyük ihtimalle isteyeyim. Hem sulu boya, hem marker, hem kuru boya yapabildiğim bir defter. Şöyle hafif dokusu var. Yani hiçbir kabarma falan olmuyor. Renkler güzel karışıyor. Benim için önemli olan bütün boyamaları yapabilmem ve bunu da yapıyorum. Yani bundan sonra hep alacağım defter bu. Genelde küçük çizdiğim için A5 kullanıyorum. Şöyle elimde kahverengi defterlerden var. Craft kağıdı diye geçiyor. İçinde de birkaç tane çizimim varmış. Bunlar videosuzlar. Yugi. Aslında Yugi değil bu. Neyse. Yarım çizimler vesaire vesaire. Kağıt bayağı ince zaten, gördüğünüz gibi arkasına falan geçmiş ama yine de şöyle yıpratmışım biraz kağıdı. Hafif boyamalarda mesela bunlar bence bu defter için yanlış. Daha bunun kalınları var, onlar yapabilirsiniz de. Şu tarz hafif boyamalarda bence, hatta şu pastel boyalarda falan güzel gidebilecek bir defter. Bu da çok uygundu. Şöyle Alex Schoeller var. Sketch defteri. Bu da güzel bir defter. A4 boyutunda skeçlerim vardı içinde. Yırtılmış biraz ama. Bu da hafif böyle kırık beyaz. Tam sarı değil ama. Yüzeyi falan pürüzü az, gayet güzel bir skeç defteri. Bunu da beğeniyorum. Ama bundan daha çok beğendiğim bir skeç defteri var. O da bu. Kanson'un skeç defteri. Bunun büyüğünü bitirmiştim. Şimdi küçüğünü aldım. Yani bu skeç defteri hep bu markaya alacağımı düşünüyorum. Bunun da fiyatı uygun ve güzel. Yani sayfalar dediğim gibi sarı. Benim en sevdiğim sayfa. Ve dokusu az önce gösterdiğime göre biraz daha fazla. Benim için daha iyi. Ve bunu almıştım. Sanatsal'da böyle güzel diye önermişti. Bu benim için uygun bir defter değil. Sayfaları kalın. Ama pürüzü az. Sulu boya ve marker çok iyi gitmiyor. Zaten bakıldığında sulu boya da gösteriyor ama daha çok kara kalem ve mürekkepli çalışmalar için anladığım kadarıyla. Ve marker de iz bıraktığı için, ben de marker kullandığım için no, bunu kullanamıyorum. Ancak sketch falan yaparsam kullanabiliyorum. Defterlerim de bu kadar. Bir de aldığım kağıtlar var. Onlar da Kanson'un 200 gramajlı resim kağıdı. Direkt böyle dediğinizde veriyorlar. Onları 50'ye 70 alıp kesip kesip kullanıyorum ama şu defteri aldıktan sonra onu kullanmayı bıraktım açıkçası. Zaten çok az resim çiziyorum, yani fiyattan kısmamın bir manası yoktu. Zaten çok da pahalı bir şey değil. Şöyle bir şey var elimde. Bunu diğer videoda da göstermiştim. G-Pen diye geçiyor. Tahta Kalobi'den almıştım. Hala var mı emin değilim. Bunu mangakalar kullanıyor. Yine anime çizmeye ilk başladığım zamanlar manga çizeceğim hevesiyle aldığım bir kalem. Kalem ve ucu ayrı alınıyor. Ve mürekkebi vardı. Mürekkebi bitti. Açıkçası bunu kullanmak biraz zor. O yüzden pigment kalemleri almıştım. Ama böyle mürekkepli çizimleri yapıyorsanız, gerçekten manga tarzı güzel çizimler yapabiliyorsanız, bu kalemle çok güzel inceli kalınlı çizgiler yapabilirsiniz. Yani çok seversiniz.
Bunları da anime çizimlerinde değil, craft boyarken, cosplay için kullanıyorum genelde. Bunların hepsi akrilik boya. Şöyle tuval falan boyamıştım. Bunlar da kumaş boyaları, yine kostüm için kullanmıştım. Şöyle boyalar. Onun haricinde bir de sprey boyalarım var. Bunları da kostümlerde kullanıyorum craft boyarken. Evet, elimdeki boyalar bu kadar. Fırça gösterebilirim. Şu kısa uçlu kalemler, kahverengi tahta olanlar. Bunları Ikea'dan 20 TL'ye almışım. Şöyle altılıydı. Şu an hepsi yok burada ama. Şunu tekini çıkartayım. Şöyle bir şey. Gerçekten çok güzel, yumuşacık ve 20 liraya 4 fırça almak bence muazzam. En çok şunun bir küçüğü var. Onu kullanıyorum çizimlerimde falan. Öneririm, alabilirsiniz. Sonra Faber-Castell'in şöyle dörtlü bir seti vardı. Yine bir tanesi kayıp. Bu da güzeldi ama biraz batırmışım. Bunu tekli almıştım. Bu çok fazla su ve boya yiyor. Bunu çok kullanamıyorum. Ama bu da güzel. Bunu hatırlamıyorum. Fırçalarım da böyle. Birkaç tane daha var ama kesinlikle almamız gereken bence şu set. Onun haricinde bir de su hazneli fırçam var. Bunun da şöyle bir şey. Şuraya su dolduruyorsunuz. Şöyle basınca falan su şey yapıyor, itiyor. Yani su kullanmadan direkt tek bir fırçayla boyama yapabiliyorsunuz. Şöyle su akıtıyor ama tabii ki şu an içinde olmayabilir. Biraz az akıtıyor. Zaten biraz kullanması zor bunlar. Hah, çıktı. Şöyle bir şey. Ben bol bol su kullandığım için normal fırça kullanmayı tercih ediyorum. En beğendiğim boyayı göstermeyi unuttuğum için videoyu tekrar açtım. Şu ekolin boyalar. Bu bir sıvı sulu boya. Bu nasıl bir şey? Şöyle açayım. Sonunda açtım biraz işledikten sonra. Şöyle bir boya. Muhteşem bir şey. Şöyle şurasını sıkıp içine soktuğunuzda bırakıyorsunuz ve şurası doluyor. Şöyle şöyle damla damla. Bunu da kullanırken palet kullanmanız gerekiyor. Ona sıkıp boyayı biraz sulandırıp kağıda sürebilirsiniz. Normal sulu boyadan çok daha canlı. Gerçekten çok yoğun renk veren bir boya. Göstereyim. Bayağı da ömürlük bence. Damla damla kullandığınız için çok uzun süre gider diye düşünüyorum. Ben genelde arka plan yaparken kullanıyorum. Şu sulu boya efekti yapıyorum ya çizmelerin arkasına. Genelde kırmızı yaptığım için. Kırmızı almıştım. Fiyatı biraz yüksek ama en çok kullandığınız rengi alabilirsiniz. Kırmızı muhteşem. Şöyle kodunu falan göstereyim. Favori boyam diyebilirim. Evet, malzemelerimi gösterdiğim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gider. Yeni boyalar alırsam gösteririm ama şimdilik boya almayı düşünmüyorum. Hedefim çizim tableti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.